Parmağını indir. Parmağını indir. Parmağını. Memur bey parmağınızı indir. Parmağınızı indir. Sen devlet misin? Sen devlet misin? Devlet ben parlamenterim. Parlamenter devlet yürütmeyin. Lütfen kimsin devlet yerine geçiyorsun ya? Nedir? Niye etrafımızı kuşatıyorsun? Çevik kuvvet devam et diyorsunuz. Devam et. Devam edin nerede? Nereye koyuyorsun? Bu nedir? Yeri doğru devam ediyoruz. Bu nedir? İyi çekin. Tamam arkadaş. İleri doğru devam ediyorsun. İleri devam ediyorsun. Sen provokatör. Gazeteciler şere şuraya açın. Bir yol güzergahını açalım. Devam edin. Basın ne? Devam edin. Tamam şöyle devam edin. Tamam şöyle devam edin. Sıkıştırmayın bak. Arkadaşlar. Sen bir provokatörsün. Arkadaşlar sıkıştırmayın. Lan burada emniyet amiri kim? Kim burada amir? Sen bir provokatörsün ha. Kim burada? Büyüğünüz. Bak kim? Sen buradaki amirden bile tanımadan bir provokatörsün. Tamam mı? Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Siirt Emniyet Müdürü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Arkadaşlar bir açın. Evet canlı yayındayız. Devam edin. Şu anda Siirt Emniyet Müdürü. Devam edin abi. Kendi de kelime itiyor. Kendi de kelime itiyor. Ne itiyorsun arkada? Devam edin arkadaşlar. Düşürün düşürün. Bir dakika. Bir dakika durun. Ya oğlum sen bile kullanamıyorsun. Çekin onu. Ne yapıyorsunuz ya? Devam edin. Yapın. Peki halkın vekillerini kolluyor ve polisleri de kullanıyorlar. Siz de yarın kullanılıp atılacaksınız. Lütfen bu emirlere uymayın. Siz suç işliyorsunuz. Size suç işletiliyor. Hani müdür? Burada. Müdür bey tebrik ediyorum sizi. Tebrik ediyorum sizi müdür bey. Gelsene buraya müdür bey. Müdür bey tebrik ediyorum. Müdür bey gelir misin? Kaçma kaçma. Müdür bey gel buraya bir konuşalım seninle. Biz örtbas etmeye çalışıyorlar. Tüm engellemelere rağmen biz şu anda basın açıklamamıza başlıyoruz. Meral Başkanım da söz. Değerli basın mensupları. Şunu tatsana seni. Bugün Adana milletvekilimiz sevgili Tülay Hatimoğulları, aynı zamanda eş genel başkan yardımcımız. Garo Paylan eş genel başkan yardımcımız, Diyarbakır milletvekilimiz. Kocaeli milletvekilimiz Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu. Dış İlişkiler Komisyonu eş sözcümüz Hişyar Özsoy. Yine İstanbul milletvekilimiz ve Demokratik İslam Kongresi eş sözcümüz sevgili Hüda Kaya ile birlikte buradayız. Buraya gelişimizin tek bir amacı var. Nevala Kasaba Vadisi'nde toplu mezarların üstüne imar izni verilmesi. Ve bunun projeleri biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Bu projelerde büyük büyük binalar, villalar, havuzlu villalar yapılacak. Ne üzerine? Toplu mezar üzerine. Evet, burası bir hafıza mekanı. Bunu söyleyeyim. Biz Diyarbakır'dan yola çıktık. Buraya uçak seferleri olmadığı için 3 araçla birlikte ben neredeyse her hafta Siirt'e gelip gidiyorum. Siirt'in vekili olmam sebebiyle ve bugün hiç olmayan kontrol noktaları Batman'dan itibaren Siirt'e kadar kurulmuş vaziyette. Her yerde kontrol noktaları var. Aman tanrım, çok tehlikeli bir heyet geliyor. 7 milletvekili var. 7 milletvekili Siirt'e geliyor. Şimdi de arkamızda gördüğünüz kolluk gücü bizi görüntülememizi, Nevala kasabanın doğasını, nereye yapılaşma yapılacağına dair tespitlerimizi kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Ve vekillere karşı büyük bir saygısızlık yaptılar, suç işlediler. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bu baskı, bu zulüm, bu korkutma siyasetini bize hiçbir etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Onlar korkar ama biz korkmayız. Biz korksaydık bugün ayakta duramazdık. Çünkü biz haklıyız. Haklı olanlar
asla korkmazlar. Biz hakikatin peşinde koşuyoruz. Evet, Nevala kasaba bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı. Ve sonra dönemin valisi o kazı çalışmalarını bir talimatla durdurdu. Ondan sonra buraya duble yollar yaptılar, polis okulu yaptılar. Amaç ne? Amaç bu hafıza mekanını yok etmek. İnsanlık değerlerini ayaklarının altına almak ve hakikatlerin üzerini betonla kapatmaktır. Evet, biz daha önce de söyledik. Bizim belediye bizim yönetimimizdeyken bu imar izinlerinin tamamı iptal edilmiştir. Ama kayyım gelir gelmez buraya imar izni vererek yapılaşmanın önünü açmıştır. Bugün de sözde bize söyledikleri gerekçe buranın özel mülk olduğu yönünde. Özel mülk olabilir. Biz özel mülke herhangi bir zarar vermek niyetinde değiliz. Aksine bu özel mülkün korunmasını bir hafıza mekanı olarak buranın geçmişle yüzleşmede ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir yeri olduğunu söylüyoruz. Kanunlarda da bunun yolu vardır. Eğer özel mülk sahipleri biz zarara uğrayacağız diyorsa devletin görevi, tek bir görevi var, burayı kamulaştırmak ve buradaki cesetlerin, kemiklerin ortaya çıkarılmasına destek olmaktır. Mülk sahiplerinin giderlerini de zararlarını da karşılamaktır. Buraya toplu mezarlarda 1915'ten Ermenilerin, Keldanelilerin cesedinden 90'lı yıllarda katledilen Kürtlerin cesedine kadar yüzlerce cesedin burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve benim çağrım öncelikle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, bütün insan hakları örgütlerine, sivil topluma, bütün barolara, Siirt'e gelin ve bu insanlığa karşı işlenmek üzere olan suçu hep birlikte durduralım. İkinci çağrım Siirt halkına. Siirt halkı kemiklerin üzerinde yaşayamaz. Siirt halkı anılarına saygı duyar. Siirt halkı burada yapılaşmaya izin vermez. Bütün Siirtleri tarihlerine, hafızalarına, insanlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz ilim vekilleri olarak ve Halkların Demokratik Partisi olarak sonuna kadar buranın yapılaşmaya açılmaması için, var olan imar izinlerinin iptal edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak Hişyar vekilimiz de söz alacak. Şunu da söylemek isterim. Evet, kayyımın rant politikası olduğunu her yerde söylüyoruz. Maalesef bu rant öyle bir aşamaya geldi ki toplu mezarların üzerine havuzlu villalar yaptıracak noktaya geldi. Bu da insanlık açısından utanç kelimesinin bile az kaldığı bir raddeyi gösteriyor. Ben şimdi sözü Diyarbakır milletvekilimiz. Bu mevzuya, bu kasaplar deresine, buradaki cenazelerin üzerine yapılaşmanın olmasına karşı fikirlerimizi ifade edip gidecektik. Fakat buraya geldiğimiz zaman yolda olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını gördük. Yani 7 vekil kente geliyor, bir kente geliyor. Bu kasaplar deresi, şu Nevala kasaba sadece Siirt'in değil, bütün bu bölgenin bir yarası. Bunu dillendirmek için biz buradayız. Fakat tekmelenme, polis kalkanlarıyla itilme, kakılma falan her türlü şeyi gördük. Maşallah, maşallah. Bir tane şirket, bir şirket. Birkaç kuruş para kazanacak, ha başka bir şey yok. Birkaç kuruş para kazanacak, şuradan rant elde edecek diye şu içinde olduğumuz rezalete bir bakın. Meral abla söyledi. Biz şöyle bir toplumuz, bu sadece burası için demiyorum, bütün Türkiye, bütün Anadolu için söylüyorum. Mezarların yanından geçerken yüksek sesle bile konuşmayız biz. Ölü olduğu zaman, cenaze olduğu zaman 3 gün evde televizyonlar kısık olurdu. Böyle bir edep, adaptan gelen bir kültürdeyiz. Cenazenin olduğu yerde yüksek sesle bile konuşmaz. Şimdi iş makineleri çalışıyor mezarların üzerinde. Meral vekilimiz söyledi. Ben şuna inanıyorum. Bu dünyada hukuken diğer dünyada da bunun hesabı olur. Yani siz zannediyor musunuz ki Siirt halkı çocuklarını kemik parçaları üzerinde büyütecek ve bundan zevk alacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bizim talebimiz net.
bir talebimiz var. Diyoruz ki şu kasaplar deresinde ne olmuşsa bu açığa çıkarılsın. Kimsenin malında, mülkünde, özel mülkiyetinde gözümüz yok. Vatandaş buraya para vermiş. Belli ki burası arsa, yani imara açıldıktan sonra arsaya dönmüş. Vatandaşın, buranın özel mülkiyet sahiplerinin hepsinin zararını kamu, devlet karşılamak zorunda. O açıdan öyle vatandaşla da karşı karşıya geldiğimiz bir durum yok. Ama şunu söylüyoruz. Bizim bildiğimiz 300 tane. Genel kurmayın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset, ceset. Ya insan olan, Kürt olmasına gerek yok. Vicdan sahibi olan. Herkesin ya ne oluyor? Bu kadar mı gözünüz döndü? Yani villa dikmediğiniz bir şu cesetlerin üzeri mi kaldı? Bak her taraf boş işte. Dökün her tarafa villalarınızı yapıyorsunuz. Binalarınızı, saraylarınızı yapıyorsunuz. Bari mezarların üzerine yapmayın. Bu kadar basit insani bir talebi söylüyoruz. Biz milletvekilleriyiz. İnsanlar geliyorlar. 30 yıldır cenazesini arayan insanlar geliyorlar. Bari iki tane kemiğini verin. Çocuğuma bir mezar yapayım diyorlar. Bunun için buradayız. Ve gördüğümüz muamele gerçekten içler acısı. Bizim açımızdan değil. Ama bakın şu cenazeler, şu kasaplar deresi, şu Nevala kasabanın içerisinde 30 yıldır binlerce ağıt yakılmış burada. İnsani olan yaklaşımın uygulanmasını istiyoruz. Bu meseleyi çok politize etmeye, siyasi bir tarafa çekmeye gerek yok. Bakın daha 2 gün önce 13 hak kurumu, aralarında Siirt Barosu'nun da olduğu 13 tane baro bir açıklama yaptı. Dedi ki şu bölgeyi koruma altına alın, bu bölgeyi koruma altına alın, bu kemikleri bilimsel yöntemlerle, adli tıpçılarla çıkaralım, kimlik tespiti yapalım, bunları çıkaralım, sonra üzerine villa mı dikersiniz, bir saray daha mı dikersiniz, siz bilirsiniz. Ama bu kadar cesedin, cenazenin olduğu bir yerde Allah billah aşkına elinizi bir vicdanınıza koyun. Son bir söz olarak da şunu söyleyeyim. Bakın biz kimsenin ekmeğinde değiliz, kimsenin de ekmeğini engellemeye çalışmıyoruz. Ama cesetlerin, cenazelerin, kefensiz, sessiz cenazelerin üzerinde de her kim ki rant elde etmek istiyorsa, Halkların Demokratik Partisi olarak da, vekiller olarak da bir çift sözümüz var. Bu dünyada da, diğer dünyada da şeref kazanmak için biz burada şu inşaatları yapanlara da elinizi vicdanınıza koyun ve bu rezalete bir dur deyin, bunu yapmayın. Ve hep birlikte buranın kamulaşması ve zararı olan herkesin, bütün vatandaşların zararının giderilmesi için biz de, devlet yetkilileri de oturup çalışıp buna bir çözüm bulalım. Biz sonuna kadar şurada sessiz yatan, sesi olmayan insanların ve ailelerin sesi olmaya devam edeceğiz diyorum. Değerli arkadaşlar, ben size günün özetini söyleyeyim. Bakın buradan tüm Türkiye ve dünya duysun. Burada Nevala kasabada, Kasaplar Deresi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi'nin 7 milletvekili ve yöneticileri açıklama yapmak istedi. Ve şu gördüğünüz AK Parti, MHP, Cumhur, Zulüm İttifakı'nın yetkilileri tarafından engellendi. Şunu tüm dünya çok iyi bilsin. Burada bizi 50 metre iteleyebilirler hukuksuz bir şekilde milletvekillerini. Ama bu insanlık ayıbının üzerini örtemezler. Bugün örtemeyecekleri ortaya çıktı. Sen bizi 50 metre itelesen ne olur ya? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Bu dereyi sen hangi villayla, hangi ayıpla örtmeye çalışıyorsun? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Dereyi görmemizi, göstermemizi engelleme gibi komik bir çaba içinde olduğunu buradan tüm medyaya duyurmaya çalışalım. Burada bugün böyle bir ayıp yaşandı. Anayasal olarak tüm Türkiye'nin milletvekili olan 7 milletvekili bugün darp edilerek, ite kaka ileri sürülerek Kasaplar Deresi'nin ayıbı örtülmeye çalışıldı. Ama biz bu ayıbı örttürmeyeceğiz. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bunu duyuruyoruz. Biz bu hassasiyeti devam ettireceğiz ve herkes de şunu iyi bilsin ki buradaki tüm polisler de şunu çok iyi bilsin. Amirlerinin hukuksuz anayasayı çiğneyen emirlerine uydular bugün.
Bunun mutlaka hukuken anayasal olarak da karşılığı vardır. Bir gün bu ülkeye de hukuk gelir. Bunu da herkes çok iyi bilsin.